Merhaba, 4. sınıf matematik dersimize hoş geldiniz. 5. ünitemiz uzunluk ölçme. Bu konular üzerinde duracağız. Biz 4. sınıfta kilometre, metre, santimetre ve milimetre konularını işliyoruz. Uzunluk ölçme, nesnelerin uzunlukları kilometre, metre, santimetre ve milimetre birimleri kullanılarak ifade edilir. İki şehir arasındaki uzunluğu veya ülkenin sınırının uzunluğunu gösterirken kilometre kullanırız. Kapının boyu veya evin genişliğinin uzunluğunu belirlerken metre kullanırız. Kalemin uzunluğu veya defterin uzunluğunu gösterirken santimetre kullanırız. Kitabın kalınlığı veya silginin kalınlığı gibi küçük uzunlukları gösterirken milimetre kullanılır. Görsellere baktığımızda Yollar kilometre ile ifade edilir. Apartmanların, evlerin yükseklikleri, genişlikleri metre ile ifade edilir. Kitabımızın eni, boyu e, santimetre ile ifade edilir ve raptiyemiz var burada küçük. Bu da milimetre ile ifade edilir. Uzunluk ölçülerimizde kısaltmalar yapmaktayız. Kilometre küçük harflerle km şeklinde gösterilir. Metre küçük m harfiyle, santimetre cm m harfleriyle, milimetrede iki tane küçük m harfiyle gösterilir. Dönüştürme yaparken bir kilometrenin, bir metrenin, bir santimetrenin neye eşit olduğuna bakacağız. Bir kilometre bin metreye eşittir. Bir metre 100 santimetreye eşittir. Bir santimetre 10 milimetreye eşittir. Bunlarla ilgili örneklerimizi inceleyelim. 365 milimetreyi ifade ederken santimetre ve milimetre cinsinden yazacağımız zaman 1 santimetre 10 milimetre olduğu için 365'i 10'a böldüğümüzde 36 tam sayısı çıkar, 5 de artar. Bulduğumuz tam sayı 36 santimetreye eşittir. Kalan 5'te 5 milimetredir. Bunu ifade ederken 36 santim 5 milimetre şeklinde yazarız. 102 santimetreyi santimetre cinsinden ve metre cinsinden ifade edecek olursak 1 metre 100 santimetreydi. 102'yi yüz 100'e böldüğümüzde yani 102'nin içinde kaç tane 100 var? 1 tane o zaman demek ki 1 metre. Kalan 2'yi de 2 santimetre şeklinde yazarız. Yani 102 santimetre, 1 metre, 2 santimetre şeklinde ifade edilir. 1165 metreyi kilometre cinsinden ifade edecek olursak 1165'in içinde bir tane 1000 metre var. Çünkü 1000 metre 1 kilometre demektir. O zaman 1 kilometre kalanda 165'imiz olur. O da metre olarak ifade edilir. Yani 1 kilometre 165 metre olarak yazılır. 20 santimetreyi milimetre cinsinden yazacak olursak 1 santimetre 10 milimetreye eşitti. O yüzden 20 ile 10'u çarparız. 200 milimetreyi elde ederiz. Yani 20 santimetre eşittir. 200 milimetre. 4 metre santimetre cinsinden ifade edersek 1 metre 100 santimetreydi. O yüzden 4 ile 100'ü çarptığımız zaman 400 santimetreyi elde ederiz. 16 kilometreyi metreye çeviriyoruz. 1 kilometre 1000 metreydi. 16 ile 1000'i çarptığımızda 16.000 metre elde ederiz. 40 milimetre santimetreye çevireceksek 1 santimetrenin içinde 10 tane milimetre vardı. 40'ı 10'a böldüğümüzde 4 santimetre elde ederiz. Burada şu hatırlatmayı yapayım: küçük birimleri büyük birimlere çevirirken bölme işlemi yaparız. Milimetre santimetreden küçük olduğu için burada bir bölme yaptık. Daha önce buralarda çarpmalar yapmıştık. Küçükleri büyük birimleri de küçüklere çevirirken çarpma yapıyoruz. Burada küçükleri büyüklere çevirirken de bölme yapıyoruz. 500 santimetreyi metreye çevirin. Bakın santimetre burada küçük bir birimdir. Metre de daha büyüktür. O yüzden 1 metrenin içinde 100 tane santimetre olduğu için 500'ü 100'e böldüğümüzde 5 metreye çevirmiş oluruz. Yani 500 santimetre 5 metredir. 7000 metreyi kilometreye çeviriyoruz. Bakın metre küçüktür, kilometre büyüktür. Burada bölme işlemi yapacağız. 1 kilometre 1000 metreye eşit olduğu için 7000'i 1000'e böldüğümüzde 7 kilometreye eşit olduğunu buluruz. Ve bu şekilde ifade ederiz. Atatürk'ün uzunluk ölçülerine getirdiği yenilikler. Cumhuriyet döneminden önce şu an kullandığımız uzunluk ölçü birimleri yerine fersa, kulaç, arşın ve endaze gibi ölçü birimleri kullanılırdı. Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda Atatürk'ün önderliğinde başlayan köklü değişikliklerle birlikte ölçme birimlerinde de değişikliklere gidildi. 23 Mart 1931 tarihinde çıkarılan yasayla eski ölçü birimleri onlu sisteme uygun ölçü birimleri ile değiştirildi. Bu sayede bölgelere göre değişen eski ölçüler kaldırılmıştır. Tek bir sistemin kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca bu değişiklik oluş uluslararası ticari ilişkilerde de yararlı olmuştur. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrencilerim. Sizde ders kitaplarınızdan kaynak kitaplarınızdan ilgili konuyu çalıştığınızda sorularını çözdüğünüzde daha iyi anlayacaksınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.